Bir şehir düşünün. 152 yıllık tarihinde 7. kez taşınmak zorunda kalıyor. Yusufeli. Artvin'in ilçesi olan Yusufeli'nden Türkiye'nin en büyük nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri geçtiği için bu bölgeye Türkiye'nin en büyük barajı inşa edildi. Ve insanlar bu şehirdeki anılarının sular altında kalacağından dolayı terk etmek zorunda kaldılar. 5000 konut, 270 iş yeri, 9430 dönüm tarım arazisi sular altında kalacak. Halk ise Türkiye'nin en yeni kurulan ilçesi olan Yeni Yusufeli'ne taşınıyor. Erzurum'dan herkese merhaba. İstanbul'dan buraya uçakla geldim. Şimdi araba kiraladım. Buradan da Artvin'in Yusufeli ilçesine geçeceğim. Biliyorsunuz Yusufeli ilçesinde baraj yapıldı ve bu yüzden ilçe yeni yapılan yere taşınıyor. Bundan dolayı da terk edilmiş durumda. Şehir yakın zamanda sular altında kalacak. Ben de bu hüzünlü hikayeyi yerinde görmek istedim. Oraya gidip çekip sizlere göstereyim. Hadi bakalım başlayalım. Yusufeli hikayesi olan bir şehir ve tarihte 7. kez taşınmasıyla anılıyor. Yusufeli adı 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Bu sırada Erzurum vilayetinin kazası olan ve bugünkü Yusufeli ilçesini kapsayan bölge Kiskim veya Keskim adını yaşıyordu. Kiskim veya Keskim ile o tarihte Ankara vilayetine bağlı olan Keskin kazası arasında postada karışıklığın ortaya çıkması gerekçesiyle kazanın adı 6 Mayıs 1914 tarihini Yusufeli olarak değiştirildi. Kiskim kazası da Boat Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin adına istinaden verilmiş olup Yusuf'un diyarı anlamına gelir. Bununla birlikte kazanın merkezi Ersis olarak kaldı. Yusufeli kazası Erzurum'dan alıp 1926 yılında Artvin'in vilayetine bağlanınca kazanın idari merkezi Ersis'ten eski adı Kuşnağara veya Okdemi olan Öğdem'e taşındı. Yaklaşık 25 yıl sonra 11 Şubat 1950 tarihinde Yusufeli'nin idari merkezi bu kez Öğdem'den Ahalt'a nakledildi. Ahalt, Ahaltman'ın bölgeye özgü söylenişi olan Gürcü Ahalt'tan değişime uğramıştır ve Yeni Tepe anlamına gelir. Yusufeli ilçesi merkezi Öğdem'den Ahalt, Vecekent ve Kozahora mahallelerinden teşekkül eden Ahalt köyüne kaldırılmış ve bu merkeze Yusufeli adı verilmiştir. Nitekim 1940 yılında Ahalt'ın nüfusu 546 kişiden oluşuyorken 22 Ekim 1950 tarihi genel nüfus sayımında Yusufeli'nin idari merkezinin şehir nüfusu 812 kişiye ulaşmıştı. Kazan merkezi alanı genişledikçe yerleşim yeri de Yusufeli olarak anılmış, Ahalt zaman içinde kentin bir mahallesine dönüşmüştür. Yusufeli'nin tarihi M.Ö. 3000 yıla bronz çağına dayanmaktadır. İlk adı Perterek veya Perterak'tır. Hurri, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Gürcü yönetiminden kaldıktan sonra bölgeye Müslümanların gelmesiyle sırasıyla Selçuklu, Saltuklu, İlhanlı, Timur, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı yönetiminde kalmıştır. 93 Harbi sonrası Rusya hakimiyetine girmişse de Batum Anlaşması ile Türkiye'nin parçası olmuştur. 11 Şubat 1950 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5531 sayılı yasayla ilçe merkezinin yeri değiştirilmiştir. Yusufeli Barajı'nın hizmete girmesi nedeniyle ilçe merkezi Eylül 2022'de yeni yerleşim yerine taşınmaya başlandı. Bugün toponimi ve etnografya çalışmalarıyla anlaşılmaktadır ki içlerinde Eriyenler ve diğer halklarla kaynaşanlar olmakla birlikte Kıpçaklar Yusufeli yöresinde yoğun olarak bulunmaktadırlar. Bu Kıpçak unsuru Yusufeli'ne Oğuz Türklerinin aksine Horasan bölgesinden değil Kafkasya'dan inmişlerdir. Evet, Artvin'in Yusufeli ilçesine geldik. Yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz. Baraj yapımı sebebiyle burası sular altında kalacak maalesef. Yukarıya yeni bir ilçe kurulmuş, oraya taşınıyor. Çok yakın bir zaman içerisinde de su seviyeleri yükselecek ve yapılar da sular altında kalacak. Şu an çok büyük bir kısmı taşınmış, yakın zamanda da tamamı taşınacak ve tamamen hayalet şehir olarak kaderini bekleyecek. Yusufeli Barajı, Artvin'in 70 km güneybatısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmiş olup 540 MW kurulu gücüyle yılda ortalama 1.8 milyar kWh enerji üretecektir. Tesis şu anda çift erilikli beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. genel kategoride ise dünyanın en yüksek 7. barajı konumundadır. Yusufeli'nde yıkım tüm hızıyla devam ediyor. İlçe adeta hayalet şehri andırıyor. Bakın şöyle göstereyim ben size etrafı. Buradan çok net görünüyor. Şuradaki yapılar da boşaltılmış ve kısmen yıkılmış. Buradaki yapılar da boşaltılmış. Az önce önünden geçtim. Yıkım yapılıyor. Şurayı göreceksiniz. Zaten evler harabe durumunda. Yıkımdan dolayı o şekilde görünüyor. Burası hastaneymiş. Şu an hastaneden eser kalmamış. Sadece molozları kalmış. Yukarıya doğru şöyle çıkıp bir bakalım. Ne durumda ve etrafı da oradan da seyredebiliriz. Hastanenin olduğu alan burası. Ama dediğim gibi hiçbir şey kalmamış. Buradan da şöyle görünüyor. İşte bu şehir sular altında kalacak.
Mümkün olduğu kadar her yeri çekip göstermeye çalışacağım. Belki her yeri görmek isteyenler olabilir. Ya da bazı yerler birilerine tanıdık gelebilir. Şimdiki halini görünce insanlar duygulanabilir diye düşünüyorum. Çarşıya girelim. Her yeri çekimi gösterelim. Savaş olur da savaş nedeniyle şehirler boşaltılır ya. Burası da adeta öyle bir yeri anımsatıyor. Dükkanlar da boşaltılmış. Yıkımı beklenen binalar var. Şurada cami varmış. Camiyi yıkmışlar fakat minaresi hala ayakta duruyor. Görüyorsunuz burası komple yıkılmış. Sadece molozları duruyor. Şurada da bir abimiz yine yıkım işlemi yapıyor. Şehrin içini şöyle gezeyim, etrafı çekerek göstereyim size. Bakalım etraf nasılmış. Hala tam olarak boşaltılmayan yerler var. Mağazalar, dükkanlar mevcut. Faaliyette değildir diye düşünüyorum ama boşaltılmak için hazırlık yapılıyordur büyük ihtimalle. Sadece binalar tamamen boşaltılmış. Binalarda oturan olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok az bir zaman kalmış. Yaklaşık bir ayda sular buraya ulaşacağı söyleniyor. O suların geldiği tarafa da gideceğim. Oraları da çekip göstereceğim. Şöyle devam edelim bakalım. Şehri boşaltmak için çok az zaman kaldı söyleniyor. Fakat hala kapanmayan, işleyen dükkanlar görüyorum ve oturan insanları görüyorum. Mesela şurada olduğu gibi. Şurada birisi oturuyor. Şu dükkan çalışıyor. Yanındaki dükkanlar da şu an aktif durumda. Bu caddeden devam ettikçe dükkanların hala burada iş yaptığını görüyorum. Peki ne zaman boşaltacaklar? Onu da bilmiyorum açıkçası. Demek ki daha çok süreleri var. Çünkü bu kadar ağırdan aldıklarına göre demek ki daha çok zamanları var. Şöyle ileriye doğru bakalım ne varmış. Şu devasa viyadük ayakları yeni yapılan ilçeye olan yolun ayakları olsa gerek. Çünkü yeni yapılan ilçe tepeye yapılmış ve buraya da
Şu yukarıdaki yoldan aşağı iniliyor. Büyük ihtimalle yolu direkt şu viyadükler sayesinde karşıya verecekler. Şöyle etrafı çekip göstermeye devam edeyim. Çok fazla sokak hayvanı gördüm. Perişan durumdalar. Bunların hali ne olacak bilmiyorum. Bunlara bir acilen şey yapılmalı. Yazık. Hangi birine üzüleceğimi şaşırdım. En çok da bunlara üzüldüm. Sokak hayvanları. Her yerde kedi köpek var ve açlar. Çöpten yiyecek arıyorlar. Ben biraz bir şeyler vermeye çalıştım ama benim vereceğim şey ne kadar yeterli olur ki? Gerçekten üzüldüm yani durumlarına. Az önce bir esnaf abiyle görüştüm. Çok dertliydi. Bayağı yakınıyordu. Halimiz harap diyor. Çünkü öteki tarafta işlerimizi halledemeden burayı boşaltmak zorunda kalıyoruz ama boşaltamıyoruz diyor. Vaktimiz yok diyor, vakit verilmedi diyor, vakit kısıtlı diyor. Hırsızlık olayları çok oluyormuş. Ondan yana çok üzüntülüydü kendisi. Umarım her şey kısa zamanda yoluna girer. Hayatları, düzenleri eskisi gibi yerine oturur. Caminin harabe halini görüyorsunuz. Yıkılmış ama tam anlamıyla toparlanamamış. Az önce gezerken çok büyük bir gürültü koptu. Sanki böyle dinamit patlatması gibi ama büyük ihtimalle bir yapıyı yıktılar diye düşünüyorum. Nerede olduğunu bulursam çekip göstereceğim. Geldiği yere gidiyorum. Orayı çekip göstereceğim size. Su seviyesi bayağı yükselmiş. Bakalım nasıl olmuş. Yolu burada kapatmışlar.
kullandığım araçla ilerleyemeyeceğiz. Biraz yürüyerek gitmeye çalışayım bakayım nasılmış. Su tutma sebebiyle taşıt trafiğine kapalıdır. Biz de yürüyerek gidelim bakalım. Evet, su burada yükselmiş bayağı bir. Toplanmış görünüyor. Görüyorsunuz su şuradan geliyor ve burası doluyor. Şöyle biraz yaklaştırayım göstereyim. Su iki yönlü geliyor aslında. İki yönlü dolma işlemi oluyor. Ve burası gittikçe yükseliyor. Bir 50 metre falan yükselecekmiş. Öyle olduğu söyleniyor. Şöyle yürüyerek devam edeyim. Benim gibi buraya gelen araçlar vardı. Geri dönmek zorunda kaldı. Ama ben aracı bıraktım, yürüyerek gidiyorum. Ne kadar mesafe var bilmiyorum. Çok fazla da olabilir. Boşuna da yürüyor olabilirim. Şuradan köşeye dönüp bakacağım. Olmazsa geri dönerim. Benim hemen arkamdan polisler de geldi. Onlar da merak etmişler. Görmeye gidiyorlar. Su buraya kadar gelmiş. İlçeye bayağı yaklaşmış. Şurada zaten bitiyor yol. Yolun altına bakalım. Evet, burası bayağı yükselmiş. Çok derin görünüyor. Bir de şu yolun devam ettiği yere bakalım. Bu arada hava çok soğuk olduğu için buz tutmaya başlamış suyun üzeri. Tabii burada çok az bir su olduğu için buz tutması daha kolay oluyor. Yol böyle devam ediyor. Gittikçe suyun altında kalıyor. Sanırım suyun diğer tarafında bir tane köpek var. Az önce uğulduyordu ama nerede olduğunu göremedim. Maalesef kaderine terk edilmiş. Yetkililerin bir şey yapması gerekiyor. Köpeği göremedim. Köpeği görsem. İlçe merkezine döndüğümde yetkili birisine söyleyeceğim. Şimdi drone uçurayım. Buradan şöyle drone göndereyim bakalım. İlerisi nasılmış?
Şurada bayağı bir göçmeler oluyor, toprak kaymaları oluyor. Bayağı bir gürültü kopuyor. Evet, drone çekimimi yaptım. Yavaş yavaş ben buradan ilçe merkezine doğru ilerleyeyim. Gördüğünüz gibi su ilerlemeye devam ediyor. Benim tahminime göre yakın zamanda ilçe merkezine ulaşır ama ilçe merkezi hazır olmadığı için bence bu suyun gelmesini engellerler diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde devam ederse insanları hazırlıksız yakalar. Bu arada bu yol civar köylere gidiyor. Şu an su seviyesi yükseldiği için tabii ilerideki köyler sular altında kalmış maalesef. İlçe merkezine tekrar geldim. Şu yeşil prefabrik evlere sordum arkadaşlara, merak ettim ne diye. Orada oturanlar varmış hala. Hala boşaltılmamış yani. Belki sökülüp taşıyabilirler. Prefabrik evler söküldüğü için onları da taşıyıp götürebilirler. Gezmeye devam ederken ben de çekip göstereyim biraz etrafı. Şu an yeni yapılan ilçe merkezine geldim. Bayağı yüksek bir yere yapılmış. Şöyle etrafı göstereyim size. Ondan sonra da drone uçurup, drone ile gösterip sonra videomu tamamlayacağım. Eski ilçeye göre daha geniş bir alana yayılmış. Ama eski ilçedeki gibi düz bir alan değil tabii burası. Dağlık bir yer. Böyle bir yer. Tepelerde de konutlar var, görüyorsunuz. Şöyle. Bayağı arkalara doğru ilerliyor. Thank you.
Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Buraya geldim, sizin için çektim, gösterdim. Hüznün hikayesini yerinde görmek istedim. Gerçekten burada bir hayat mücadelesi var. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer, her şey güzel olur. Birkaç ay kalmaz eski ilçe komple sular altında kalacak. Taşınma işlemleri devam ediyor. Tamamen terk edilmiş bir hale gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda da görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.